Herkese merhaba, bugünkü deneyimiz zarf dedektörü. Zarf dedektörü deneyimizdeki amacımız genlik modülasyonu işaretlerin demodülasyonunu yapıp inceleyeceğiz. Deneyin yapılışına geçelim. İşlem basamaklarını uygulayalım. Bir numaralı adımımızda şekil 7'deki deney devresini kurunuz deniyor. Şimdi şekil 7'deki deney devremizi kurmaya başlayalım. Öncelikle güç kaynağı bağlantılarından başlamak istiyorum. Evet daha önceki yaptığımız deney gibi yine zaten B4130 deney setimiz simetrik beslenmiyor. Artı 15 volt ve ground'umuzu bağladım. Carrier generator'dan diyot modülatörün girişine girecekmişiz. Hemen şu şekilde tabii carrier'e takacağız bunu. Taşıyıcı sinyalimizin çıkışını diyot modülatörümüzün girişine bağladık. Daha sonra test ton generator yani bizim bilgi sinyalimizin girişine VF kısmına diyot modülatörü taktık. EM çıkışımızı da mikserimizin EM girişine bağlıyoruz. Şöyle. Daha sonra ikinci taşıyıcı sinyaline sinyal jeneratörümüzden giriş yapacağız. Sinyal jeneratörümüzün kabloları krokodildi bu şekilde. Bunların da ucuna yine artı ucumuz second carrier kısmına girecek. Ground'a da şöyle bağlantısını yaptım. Şuradaki hemen ground noktasından bağladık. Daha sonra e, AF alt çıkışını Zarf detektörünün çıkışı yani. Zarf detektörünün çıkışını osiloskop kanalına bağlayacağız. Şimdi işlem basamağı ikinci adımında da zaten kanal 1 kanalına EM alt çıkışını EM alt çıkışını kanal 2'ye de VF altı bağlayın diyor. Ve çıkış sinyalini %70 modüleli olacak şekilde ayarlanmamızı söylüyor. Şimdi ikinci işlem basamağını uygulamak için biz e, ee, osiloskopumuzu şekil 7'deki AF alt çıkışına bağlamayacağız şu an. İkinci adamı uygulamak için kanal birimiz osiloskopumuzun problarının ground noktası osiloskopumuzun şuradaki bir ground noktasına bağladım. Bu kanal birimiz sarı kanalımız sarı renkli. EM alt çıkışına bağlanmamız isteniyor. EM alt çıkışına bağladık. İkinci kanalımız olan mavi renkli kanalı da VF out yani işaret sinyalimizin çıkışına bağladık. Böylelikle kanal 2'den işaret sinyalini göreceğiz. Kanal 1'den de EM out çıkışını göreceğiz ve buna göre %70 modüle olacak şekilde sinyalimizi ayarlayalım. Evet, ikinci adımımızdaki %70 modüleli sinyali ayarlamak için diyot modülatörün e, transistör modülatöründe olduğu gibi 2C deneyinde yaptığımız gibi bir bağıntı çıkarmaya çalıştım fakat e, devrenin tepkisinden dolayı e, yani öyle bir bağıntı çıkaramadım. Bundan dolayı bunu yapmanın tek yolu %70 modülasyonu görene kadar ayar yapmaktan geçiyor. Ben burada gerekli ayarlamamı yaptım. Burada taşıyıcı sinyalimizin genliğini şöyle kanal 1'i çıkartarak göstereceğim. Kanal 1'de taşıyıcı sinyalimizin Kanal 2'yi de şimdi geçiş ürünü çıkaracağım. Gördüğünüz gibi kanal 1'de şu an 4.40 voltluk bir ee, taşıyıcı sinyalimizin girişkenliği var. Hemen bunu yerine bağlıyorum tekrardan. Carrier girişine. Şimdi aynı kanalda taşıyıcı, pardon, işaret sinyalimizin genliğine bakalım. Bu işaret sinyalimizin frekans düşük olduğu için hemen yatay eksenimizi değiştirdik. Şimdi kanal 1'de şu an ee, test tone generator yani işaret sinyalimiz var. Onun genliği de 5.24 volt. Şimdi bu gerilim seviyelerini diyot modülatörüne girdiğimiz zaman %70 modülasyonu elde ediyor olmamız gerekiyor. Şimdi gelin buna bakalım. Evet şimdi çıkardığım kanalları tekrardan bağlıyorum. Bu işaret sinyalimizde VF girişine girdik diyot modülatörün. Carrier'dan çıkışımızla girdik. Kanal 1'imizi EM olarak bağlamıştık. Kanal 2 boştaki kanalımızda burada tekrardan VF6'ya bağladık yani işaret sinyalimize. Aslında şu an kanal 1'i e, görmemize gerek yok. Modülasyon hesabı için Emax ve Emin değeri bulacağız şimdi. Onu bulalım. Şimdi EM dalgamızın genliğini 200 mV kademesini alıyorum. Burada şu an aslında kanal 2'ye ihtiyacım yok. Evet kanal 2'yi kapattık. Şu an frekans şöyle biraz daha genişletelim. Yani daha dar bakış, bakmış oluyoruz aslında. Kanal birimizin peak to peak değeri 1.41 volt olarak görünüyor. Yani bu bizim şu an aslında e, neyimiz oluyor? E max değerimiz oluyor. 1.42 oldu şu an. emin olalım. Hatta 100 mV kademesine bakamıyoruz. 1.42 olarak söyleyebiliriz. Emin değerimizi bulmak için yine kursöre tıklayacağız. Kursörde modu manuele alalım. Tipimiz voltaj, source, channel 1 yapacağız. Evet şimdi buradan pozisyon ayarından şunu biraz böyle ortaya getiriyorum. E-mini bulmak için. Eğimine zoom yapalım. Ve kursörleri ayarlayalım şuradan. Bakın şu A. A kursörünü şimdi. Eğiminin tepesine getirdim. B kursörünü de yukarıya doğru kaydırarak şöyle daha yakından da bakabiliriz. A'nın biraz daha aşağı inmesi gerekiyormuş. Evet. 208 milivolt delta V'miz. Sol üst tarafta görebilirsiniz. 208 milivoltmuş E min değerimizde. Şimdi modülasyon hesabımızı yapalım. E max değerimiz 1.42 volttu. Emin değerimiz ise 208 milivolttu. Bunu %M modülasyon formülümüzden hesaplayacak olursak %74.45 olarak elde etmiş oluruz. %74 hesaplamıştık. %70 istiyoruz. Şimdi %70'e gelecek şekilde yine... Aslında buradan EM dalganın zarf miktarına bakarak işaret sinyalimin genliğini biraz daha azalttım ve şu anki ölçüme göre voltaj peak to peak değerimiz kanalın Emax 1.39. Az önce de zaten Emin'i ölçmüştük 240 mV delta V'si. Bu hesaba göre Emax Emin yüzde modülasyon indeksini hesapladığımda %70 olarak buluyoruz. Böylelikle ikinci adımı tamamlamış olduk. 3. adıma geçelim. Üçüncü adımda kanal 1'i osiloskobun kanal 1'ini F6'a bağlayacağız. Kanal 1'imiz EM out'daydı şu an. Bunu çıkardım. F 6'a bağladık. AF6'a. Mikserimizin girişindeki EM out'u çıkarmıştım onu deney 7'deki şeklimize göre bağladık. Sinyal jeneratörünün sinyaline girdik şu an kontrol ediyoruz. Evet, eksiğimiz yok. Şimdi burada bahsedilen VF alt çıkışına benzeyen bir dalga şeklini görünceye kadar frekans jeneratörünü 200 ile 300 kHz arasına ayarlayınız diyor. Gördüğünüz dalga şeklinde aşağıdaki tabloya kaydedelim. Şimdi bunu RAN'a alalım. Sinyal jeneratörümüzde yakınımızı aldık ve sinyal jeneratöründe yaptığım işlemleri e, böylelikle görebileceğiz. Şimdi 210 kHz aldım. 220 kHz aldım. Evet dalga şeklimiz değişmeye başladı. 240 kHz de bakın işaret sinyalimize benzer. Şimdi işaret sinyalimizle karşılaştırmak için kanal 2'yi de açalım. Şu an kanalımız ikimiz işaret sinyaline Bağlı modüle edici sinyalimize. Şu an iki kanalda 1 volta aldık. 250 kHz'de bakın daha çok benzedi ve 260'da bozulmaya başladı. Şimdi kanal biringenliği küçüldüğü için. Şöyle 500 mV kademesinde bakalım. Hatta 200 mV alalım. Şimdi gördüğünüz gibi frekansı küçülttükçe aşağı kayıyor. Biz de bunu yukarı çekelim. Daha net görelim. 200 Yani aralığında bariz faz farkı var. Ama şu an en yakın sinyali elde ettiğimizi düşünüyorum. 250 kHz'lik girişte sarı renkli kanalımız yani kanal birden zaf dedektörü kullanarak genlik modülasyonlu sinyalimizin içindeki bilgi sinyalini çıkarmış olduk. Dördüncü adımımızda ise VF out'un genliğini değiştirerek AF out'taki değişimi gözleyiniz. Yani zarf detektörünün çıkışındaki değişki, e, değişimi VF out yani işaret sinyalimizin genliğini değiştirerek bakacağız. Şimdi ben level potansiyometresini, P1 level potansiyometresini oynuyorum. Azaltmaya başladım. Arkadaşlar üçüncü adımı biz 250 kHz'de kiloerste yaptık. Şimdi 300 kHz'e doğru çıkalım. Bakalım zarf dedektörün çıkışı nasıl değişecek. Şimdi bozuldu mesela. Şöyle bakalım 281 diyeyim. Evet 288 mesela. 290, 289 kilohertz de çok daha düzgün, güzel bir bilgi işaretini elde ettik. 291 de bozuldu mesela yine. 300'ü geçtik, geri geliyorum. 289'du, 88'deyim şu an. 289, 290. Aslında 290 daha düzgün diyebiliriz şu şekilde genliğini arttırıyorum işaret sinyalimin aynı şekilde arttı ve dalga yapısında da yani kanal birimizde bozulma da yok. Gördüğünüz gibi zarf dedektörünün gayet güzel çalıştığını görmüş olduk. Arttırıyorum. Evet böylelikle 290 kHz'deyiz. Şu an sinyal jeneratörü. ikinci taşıyıcı olarak girdiğimiz 290 kHz sinyalle elde ettiğimiz AF bizim için en uygun olarak görünüyor. Bu deneyimizde zarf dedektörü kullanarak genlik modülasyonunu işaretin demodülasyonunu gerçekleştirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.